Markete bir ekmek almaya gideyim. İşte orada, Miray Hanım. Sizi çok seviyorum. Bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama. Neyse, birazcık bekleyeyim burada. Evet, ekmeğimizi aldık. Artık eve gidip kahvaltıyı hazırlayayım. Hızlı olmam lazım. Fakir daha işe gidecek. İşte Miray Hanım geri geldi. Miray Hanım, duygularımı size nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Aşık oldum resmen. Oh, mis gibi oldu. Fakir aşkım, hadi uyan. Fakir, uyan aşkım. Geliyorum Miray. Hemen kahvaltı yapayım. Bugün çok iş var. Miray aşkım. Yum, yum, yum. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun fakir. Ben artık gideyim. Çok iş var bugün. Tamam fakir. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz bir tanem. Fakir aşkım. Çantanı unuttun. Tamam. Sağ ol bir tanem. Hadi görüşürüz. Görüşürüz aşkım. Çabuk çabuk, bugün yapılacak çok iş var. Bayağı bir yoğun olacak yani. Evet, güzel. Fakir gidiyor. Ben de yavaş yavaş gideyim. Biraz uzanayım, televizyon izleyeyim ya. Yoruldum. Evet, haydi bakalım. Çok heyecanlıyım. Ha, fakir bir şey unuttu herhalde. Geldim aşkım, geldim. Ha, aşkım mı? Şey, pardon, sizi fakir sandım. Yok hanımefendi, ben çok zenginim. Ne fakiri? Her neyse beyefendi, buyurun, birine mi baktınız? Hanımefendi, ben nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama bu çiçeği size vermek istiyorum. Lütfen kabul edin. Şey, ne desem bilemiyorum. Sizin kadar güzel olmasa da bu çiçekleri sizin için aldım. Neyse, ben artık gideyim. Şey, sağ olun, teşekkür ederim. Hoşça kalın hanımefendi, görüşmek üzere. Güle güle. Çiçekler de çok güzel kokuyor. Neyse, işte gitti. Artık eve gireyim. Kimdi bu adam ya? Neyse, çiçekler çok güzelmiş. Of, bugün çok yoruldum ya. Sadece gidip uyumak istiyorum. Gerçekten çok yorucu bir gündü. Eve gireyim şöyle, biraz dinleneyim. Miray aşkım, ben geldim. Burada mısın? Buradayım fakir, hoş geldin aşkım. Hoş bulduk Miray, bugün çok yoruldum. Sadece birazcık yatıp dinlenmek istiyorum. Ben yukarı çıkıyorum. Tamam aşkım. Biraz yatıp uyuyayım ya. Çok yorgunum. Ben de şu bulaşıkları halledeyim. Uyuyayım artık. Yarın da çok yorucu olacak. Yarın da işe erkenden gitmem lazım. Ha, kim geldi ya gece gece? Kimse yok gibi. Ha, bu yerdekiler ne? Bir not var. Bakayım ne yazıyor. Bu çiçek yanınızda soluk kalır. Sizinle yemeğe çıkmak isterim. Biri bana çiçek göndermiş. Sanırım bu sabahki adam. Bu kim ya? Gece gece kim geldi? Gidip mi bakayım? Gerçekten çiçekler çok güzel duruyor. Şunlara baksana. Kim bilir ne güzel kokuyordur. Miray aşkım, kim gelmiş? Ha, fakir. Kim basmış zile? Şey, bilmiyorum fakir. Çocuklar bastı herhalde. Kimse yok. Tamam Miray, ben de bir şey oldu sandım ya. Neyse, yatıyorum ben. Oh, görmedi. Az kalsın yakalayacaktı. Fakir, uyan aşkım. İşe geç kalacaksın. Tamam tamam, kalktım Miray. Bugün erkenden gitmem lazım. Kahvaltı yapamayacağım. Tamam aşkım. Çocuklar, hadi siz de uyanın. Okula gideceksiniz. Arda, hadi uyan. Ben de hemen üstümü değiştireyim. İşe geç kalmayayım. Miray aşkım, çocuklar hala yukarıda uyuyor. Tamam fakir. Sen gidince uyandıracağım ben onları. Hadi görüşürüz. Bugün belediye binasında bayağı yoğun işler var. Neyse, çocukları uyandırayım ben de. Kim geldi ya? Geldim, geldim. Merhaba Miray Hanım. Merhaba. Notumu aldınız mı dün gece? Evet aldım ama şey... O halde yemeğe çıkıyoruz sizinle. Şey, benim biraz işim vardı da. Miray Hanım, kırılırım ama. Merak etmeyin, ben sizi tekrar eve bırakacağım. Ya nasıl yapsak da, çocuklar okula gidecekti. Ya Miray Hanım, sonra giderler, boş verin. Okul bir yere kaçmıyor ya. Peki tamam, dediğiniz gibi olsun. Sıkı tutunun Miray Hanım, gidiyoruz.
Bakın gerçekten çok kibarsınız ama lütfen bir daha eve çiçek yollamayın. Ben evliyim. Miray Hanım, güzelliğiniz karşısında ufacık bir çiçek nedir ki? Neyse, şimdi düşünmeyin bunları. Bugün bizim günümüz, birazcık eğlenelim. İşte geldik Miray Hanım. Lütfen Miray Hanım, birazcık eğlenmekten ne zarar gelir? Sadece birazcık eğleneceğiz. Tamam peki, dediğiniz gibi olsun. Arabamızı park edelim ve birazcık Luna Park'ta eğlenelim. Daha sonra yemeğe gideriz. Miray Hanım, gelin buraya, çarpacağım size. Durun beyefendi. Miray Hanım, sizin benden kaçışınız adeta bir kelebeğin uçuşu gibi. Teşekkürler, çok kibarsınız. Evet Miray Hanım, bu kadar yeter. İsterseniz şimdi dönme dolaba binelim. Daha sonra da yemek yemeye gideriz. Hadi binelim. Tamam Miray Hanım, bir saniye. Gelin benimle, bir sürprizim var. Gelin arkamdan. Ne sürpriz ya, nereye gidiyoruz? Ha? İşte buyurun Miray Hanım. Sizin kadar güzel olmasa da. Teşekkür ederim ama ben evliyim. Miray Hanım, şimdi bunları düşünmeyelim. Haydi gelin dönme dolaba gidelim. Peki tamam ama ben sizi arkadaş olarak görüyorum. Lütfen bir daha böyle bir şey yapmayın. Miray Hanım, şimdi öyle demeyelim yani. Kanka deme lazım olur hesabı. Neyse Miray Hanım, buyurun dönme dolaba geçelim. Miray Hanım, ne kadar güzel bir dönme dolap değil mi? Elimi sıkı sıkı tutun, yoksa düşebilirsiniz. Yüksekten korkuyorum birazcık, o yüzden tutuyorum elinizi. Miray Hanım, sıkıntı yok. Ben sizi her zaman korurum. Bunu sık sık yapalım Miray Hanım. Gerçekten çok eğlenceli burası. Ya neyse artık, gidelim. Beni eve bırakın haydi. Olur mu Miray Hanım? Daha yemek yiyecektik. Tamam peki, o zaman hemen yemeğimizi yemeye gidelim. Haydi inelim artık şuradan. Evet Miray Hanım, bugün bayağı bir eğlendik, öyle değil mi? Bunu sık sık tekrarlayalım. Tamam peki ama şimdi kocam işten çıkacak. Üstelik neden bizim evin önünde yemek yiyoruz? Başka yer mi yok? Miray Hanım, romantik bir ortam olsun istedim yani. Beni yanlış anlamayın. Ya bakın beyefendi, ben kocamı çok seviyorum. Sizi de arkadaş olarak görüyorum. Ama bugün biz beraber çok eğlendik. Hem siz benim elimi tuttunuz. İyi de yüksekten korktuğum için elinizi tuttum. Hayır Miray Hanım, yanılıyorsunuz. Siz bana sırılsıklama aşıksınız. Beyefendi lütfen terbiyenizi takının, yeter artık. Of, sonunda iş bitti ya. Neyse ki bugün tüm işleri hallettim. Yarın bol bol boş vaktim olacak. Dur dur, eve giderken Miray'a sürpriz yapayım. Şuradan bir çiçek kopartayım da Miray'a götüreyim. Hem mutlu olur. Şu iki gündür zaten işler yoğun olduğu için Miray'a zaman ayıramadım. Neyse artık işleri hallettim. Neyse ben artık eve gideyim. Olur mu Miray Hanım? Daha yeni yemek yemeye başladık. Hem önünüzdekileri bitirmediniz daha. Tamam ama bir 5 dakika daha otururum en fazla. Sonra eve giderim, haberiniz olsun. He? Fakir? Bir şey mi dediniz? Yok yok, bir şey demedim. Tamam, bir 5 dakika daha oturalım. Peki. Evet işte şuradaki çiçekler güzelmiş. Aldım şunları. Güzel. Miray'a götüreyim şimdi. Çok mutlu olacak. Yarın da gezmeye gideriz. Şöyle etrafı güzelce bir gezeriz. Anlıyorum Miray Hanım endişenizi ama endişelenmeyin. Kendiniz demiyor musunuz biz sadece arkadaşız diye? Evet diyorum ama fakir bunu yanlış anlayabilir. Tamam Miray Hanım, endişelenmeyin. Evet, şuradan eve gideyim. Şu Miray değil mi? Evet Miray Hanım. He? Aha. Miray Hanım, verin şöyle elinizi tutayım. He? Ne yapıyorsunuz ya? Bunu bana nasıl yaparsın Miray? Nasıl? Duydunuz mu beni? Size diyorum beyefendi. He? Tamam tamam, duydum Miray Hanım. Merak etmeyin. Güzel. Bundan sonra sakın öyle şeyler yapmayın. Ben fakiri çok seviyorum. Tamam Miray Hanım. Bunu bana nasıl yaparsın Miray? Nasıl yaparsın? Seni asla affetmeyeceğim Miray. Asla affetmeyeceğim. Bunu bana nasıl yaparsın Miray? Aldattın beni. Hayır, ağlamayacağım. Görürsün sen Miray, o adamla beni aldattığın için pişman olacaksın. Ben şimdi sana sorarım Miray, bekle sen. Madem ki beni aldatırsın, ben de seni kıskandırırım Miray. Kıskan bakalım. Fakir değil mi ya, ne yapıyor? Bir kızla el ele yürüyor. Sorarım ben sana fakir. Amacı ne ya bunun, amacı ne? Fakir, bana bak fakir, ne yapıyorsun
ilgilendirmez Miray. Ne demek ilgilendirmez ya? Bir kızla el ele yürüyorsun. Amacın ne fakir? Ne yapıyorsun sen? Asıl senin amacın neydi Miray? Geçen gün seni bir adamla yemek yerken gördüm. Fakir, o adam benim arkadaşım, tamam mı? Bu kız da benim arkadaşım o zaman. Beğenmiyorsan yol orada, defolup gidersin. Öyle olsun fakir. Sorarım ben sana fakir, sorarım. Hadi gel, biz de gidelim şöyle. Demek öyle fakir. Bu iş bitmiştir. Ayrılıyorum senden fakir. Al bu eşyalarını da, ne yapıyorsan yap. Bu iş artık bitmiştir. Nasıl kıskandı ama, gördün mü? Fakir, sanki biraz abarttık gibi. Sonuçta o senin karın. Umurumda bile değil. O da o adamla yemek yedi. Fakir, buraya bak. Ha? Miray, ne oldu söyle. Al fakir bu bavulunu. Sana bu kızla mutluluklar. Al bunu. Ne haliniz varsa görün. Ayrılıyorsun demek ki. Ayrılıyorum senden. Asıl ben senden ayrılıyorum be. Durun, yanlış anladınız. Biz fakirle sadece arkadaşız. Sen sus be. Yellos seni. Ya İlayda, bırak şunu. Ne hali varsa görsün. Bu iş buraya kadar fakir. Ayrılacağım senden. Bekle beni. Asıl ben senden ayrılacağım. Kerem komiser beni ayrılmak aldatıyor. İstiyorum. Onunla ayrılmak istiyorum. Yeter artık ya. Bıktım artık. Bıktım usandım. Bana hiç güveni geçmez yani. Sessizlik. Tek tek konuşun ya. Aldattı beni. Ayrılmak istiyorum. Asıl o beni bu arkamdaki kızla aldattı. Yeter. Siz şimdi ayrılmak mı istiyorsunuz? Evet. Evet. Tamam, o zaman bu saatten sonra ayrısınız. Artık karı koca değilsiniz. Ayırdım sizi. Oh be, kurtuldum. Asıl ben kurtuldum. Ayrıldığımız için çok mutluyum. Sessiz olun. Yaz kızım. Fakir ve Miray geçinemediği için ayrılmıştır. Artık karı koca değiller. Fakir, bu yaptığımız doğru mu? Evet doğru, merak etme. Artık Miray'la evli değilim. Bunlar benim yüzümden, özür dilerim. Hayır, sakın kendini suçlama. Şuna baksana, nasıl izliyor pencereden. Sakın çaktırma, bizi izliyor oradan, tamam mı? Hala beni kıskandırmaya çalışıyor, sorarım ben sana. Şimdi kim kimi kıskanıyor görürüz fakir. Çok ilginç, Miray Hanım arıyor. Alo, buyurun Miray Hanım, ben Ömer. İsterseniz bize gelin, evlenelim. Ne? Hemen geliyorum. Duyduklarım doğru muydu? Miray Hanım bana evlenme teklifi mi etti? Hayaldi galiba ya. Merhaba Ömer Bey, hoş geldiniz. Miray Hanım, telefonla ne dediniz? Evlenelim dedim. Ama fakir... Biz fakirle boşandık. Ne? Tamam, evlenelim. Miray, emin misin? Eminiz Kerem komiser, evlendir bizi. İyi tamam, sen bilirsin. O zaman anayasanın bilmem kaçıncı maddesinin bilmem kaçıncı fıkrası gereği sizleri evlendirmiş bulunmaktayım. Sağ ol Kerem komiser. Adamsın Kerem komiser. Çocuklar, üvey babanızla tanışın. Adı Ömer. Ya ne oluyor ya? Ben babamı istiyorum. Evet ya, babamla neden ayrıldınız? Çocuklar, ben sizin artık üvey babanızım. Bana babanız gibi davranabilirsiniz. Hatta bana baba deyin direkt ya. Zengin, böyle olsun istemedim ben. Ben sadece Miray'ı kıskandırmak istedim. Ama sonuç ayrılığa gitti. Ah be fakir, ah be kardeşim, ne yaptınız siz ya? Miray o adamla evlendi demek ki. Evet, benden ayrıldıktan sonra gittim evinin önünde yemek yedim İlayda'yla. Sonra Miray da kıskanıp gitti. O Ömer denilen herifle evlendi. Fakir, biraz alttan alsan ne olurdu ki? Keşke ya, keşke, pişmanım. Ama iş işten geçti işte. Son pişmanlık fayda etmez fakir. Tepegöz aşkım, duydun mu? Neyi duydun mu? Fakir ve Miray ayrılmış aşkım. Ne, gerçekten mi? Hayır ya, neden ayrılmışlar? Beter olsunlar. Tepegöz aşkım, neden öyle diyorsun? Evet baba, onlar bizim arkadaşlarımız. Fakir abiyi ben çok seviyorum. Ayrıldıkları için üzüldüm. Evet ya, doğru söylüyorsunuz. Bir anda ağzımdan kaçtı, pardon. Onları barıştırmamız lazım aşkım. Evet haklısınız. Onları kesinlikle barıştırmamız lazım. Acaba onları nasıl barıştırabiliriz? Birazcık düşünelim. Fakir kardeşim, biz yatıyoruz. Bir şeye ihtiyacın olursa söylersin. Tamam zengin. Size iyi uykular. Ben burada kıvrılıp yatarım. Tamam kardeşim, sana da iyi uykular. Kim bilir şu anda çocuklar ne yapıyor? Miray ne yapıyor? (Gülüyor)
Ne yapsam ne yapsam, bir şeyler yapmam lazım ya. Anne ve babamı barıştırmam lazım. En iyisi zengin amcamlara gideyim. Bunlar hazır uyuyor burada. Zengin amcamlara gidip plan yapalım. Ben bu üvey babayla yaşamak istemiyorum. O yüzden anne ve babamı barıştıracağız. Zengin amcamlarla güzel bir plan yaparız şimdi. Gidip şu zili çalayım. Umarım uyumamışlardır. Zengin amca, kapıyı açın. Uyudunuz mu? Rüzgar, uyudunuz mu? Hey, kapıyı açın. Lütfen ya. Ne oluyor ya, kim bu? Arda geldi, Arda babacığım. Ne oluyor be, bu sesler ne? Geldik, geldik. Aa, Arda bu. Arda gelmiş canım oğlum. Sonunda açtınız. Arda hayırdır, ne oluyor? Ne oldu oğlum? Yoksa o üvey adam size bir şey mi yaptı? Yok baba yok, ne bir şey yapması. Sadece plan yapmaya geldim ya. Bir şeyler yapalım, babam ve annemi barıştıralım. Evet oğlum, ben de pişmanım ama yapacak bir şey yok. Ya nasıl yapacak bir şey yok ya, bir şeyler buluruz. Bilmiyorum, benim de aklıma hiçbir şey gelmiyor. Mire'yi o adamdan ayırmamız lazım ilk önce, daha sonra fakirle tekrardan evlendirmemiz lazım. Ama nasıl olacak bu iş bilmiyorum. Baba sen de bir ağzını kapatsan olmaz değil mi? Annemin kalbini kırmışsın. Ama oğlum o adamla yemeğe çıkmıştı. Ne yapayım yani, sinirlendim. Baba annem o adamı arkadaşı olarak görüyordu ama senin sayende evlendiler. Yapacak bir şey yok Arda, sen de eve git. Evet oğlum, şimdi seni evdekiler merak eder. Yatağında görmeyince endişelenirler. Öf ya, tamam öyle olsun. Tamam gidiyorum ben. Öf ya öf. Bir şeyler yapmamız lazım. Neyse biz de yatalım artık. O adamdan nefret ediyorum. İşte geldi galiba. Ne yapacağım ben ya? Bana bak hey. He? Üvey baba? Sen neredeydin? He? Neredeydin sen? Şey, dışarıdaydım. Bu saatte? Dışarı mı çıktın sen? Şey, özür dilerim. Lütfen affet beni. Sorarım ben şimdi sana. Sen herhalde eski babandan hiç sopa yemedin. Şimdi üvey babandan bir sopa ye de aklın başına gelsin. Hayır dur lütfen. He? Bu sesler ne ya? Ne oluyor aşağıda? Gel bakayım buraya. Şimdi sorarım baba, sana. Lütfen özür dilerim. Hayır dur, hayır. Ayça çabuk çabuk, hızlı ol. Geliyorum, müsaade ettin. Ne oluyor aşağıda? Bilmiyorum, gel çabuk. Olamaz, ne oluyor burada? Ne yapıyorsun sen? Bırak Arda'yı, bırak. Arda abime vurma. Sana diyorum bırak Arda'yı, bırak. Müsaade ettin, sihir yap. Şimdi sorarım sana, bırak dedim. He? Gel buraya sihirli velet. Demek ki bana sihir yapacaktın he? He? Sihir yapacaktın demek ki. Olamaz. Olamaz. Dövüyor onları. Bu çok kötü bir adam. Ya böyle olur. Haydar'ın tadına bakarsınız. Üvey babanızdan sopa yediniz işte. Neyse yatayım ben artık ya. Hayır Arda. Hüsamettin. Aşkım ne oldu aşağıda? Hiç. Hiç aşkım. Su içmeye gittim de. Su içtim geldim yani aşkım. Tamam, hadi gel uyuyalım. Bu adam çok kötü bir adam. Abilerimi dövdü. Hüsamettin'i dövdü, Arda'yı dövdü. Çok kötü dövdü. Bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa bu adam her gün bizi döver böyle. Lütfen bizim de karnımız aç, biz de yiyelim ne olursun. Ya şu yemekten bir lokma alalım bari lütfen. Çek elini. Ya lütfen. Dokunmayın. Karnımız aç ama. Beni ilgilendirmez, cezalısınız diyorum size, cezalısınız. Evet çocuklar, üvey babanız doğru söylüyor, cezalısınız. Kalkın çabuk sofradan, defolun diyorum size, defolun. Üvey babanızın sözünü dinlemediniz, cezalısınız çocuklar. Aç kalın bugün de akılınız başınıza gelsin. Arkadaşlar her like bu kötü üvey babaya bir tokat olsun. Bakalım üvey babaya kaç tokat gelecek. Her abonede bir tekme olsun. Hadi gücünüzü gösterin. Şuna haddini bildirelim. Aşkım hak ettiler yani, sözümü dinlemediler. Haklısın Ömer. Üvey babaları olduğun için seni sevmiyorlar. Ama sevecekler, merak etme. Ben gidiyorum ya. Arda abi nereye? Bu evde daha fazla durmayacağım, gidiyorum. Annem bile bizi artık sevmiyor. Bu evde daha fazla durmayacağım, gidiyorum. Arda abim evi terk etti. He, öteki nerede? Arda nerede? Nereye gitti? Boşver aşkım, biz kahvaltımızı etmeye devam edelim. Ne hali varsa görsün. Çalışıp zengin olacağım, para kazanacağım.
Sonra bir ev satın alıp kardeşlerimle beraber o evde kalacağım. Hiç kimse beni işe almadığı için mecbur karton toplamam lazım. Bu sayede bu kartonları markete satıp para kazanabilirim. Şimdi şehirdeki çöp kutularından karton toplayayım. İşte şu ileride bir çöp kutusu olacaktı. Belki içinden karton çıkar. Evet, burada birkaç tane karton varmış. Şunları alayım. Daha sonra bunları markete satmaya giderim. Of, çok yoruldum. Yeter bu kadar. Şunları satmaya gideyim artık. Daha sonra biraz dinlenirim. Zaten gece oldu. Market kapanmadan hemen satayım şunları. Marketçi abi! Hey! Buraya bak! He? Ne oldu ufaklık? Karton alır mısın? Bayağı bir karton topladım. Bize de karton lazımdı. Bekle, burada para getireyim. Oh be, işte bu. Evet, işte geldim. Al bakalım getirdim parayı, ama kartonları şu tarafa koy. Tamam tamam, koyarım. Sağ ol marketçi abi. Vallahi paraya ihtiyacım vardı. Sen her gün topla, ben bu kartonları her gün senden alırım. Tamam olur. Hadi görüşürüz. Oh be, ilk paramı kazandım. Ama bugün iş çok yorucuydu. Gideyim parkta dinleneyim biraz. Bundan sonra o eve asla geri dönmem. Asla. O adam bizim evde olduğu sürece ben sokakta kalacağım. O eve adımımı bile atmayacağım. Neyse, şurada biraz dinleneyim. Yarın tekrar çalışırım. Of, havada biraz soğukmuş ama neyse, burada kıvrılıp yatarım şimdi. Saat gece 1 oldu, Arda hala eve geri dönmedi. Hüsamettin, ne yapacağız kardeşim? Bilmiyorum Ayça, bilmiyorum. Şuna baksana, annem de artık bizi sevmiyor herhalde. O adamla uyuyor, Arda umurunda bile değil. O neydi ya öyle? Olamaz, böcek ısırdı. Öf ya, ne yapacağım ben ya? Nerede uyuyacağım? Örümcek ısırdı resmen. Öf öf. Şuna bak, ne çirkin bir şeymiş ya. Neyse, gideyim bari. Uykum da kaçtı. Öf ya. Ha? Bu ne be? Ayağıma yapıştı. Ot yapışmış ya. Git. Ulan şimdi de elime yapıştı. Gitmiyor. Ne biçim bir şeymiş bu ya? Hüsamettin, bir sihir yapmaya çalışsana. Belki Arda'nın nerede olduğunu görürsün. Deniyorum deniyorum ama işe yaramıyor. Sihirli güçlerim çalışmıyor. Ne yapacağız ya? Arda da geri gelmiyor. Kim bilir şu anda nerede? Sonunda kurtuldum şu yapraktan. Uykum da kaçtı. Lan bu ne? Olamaz, ne oluyor? Elimden bir şeyler çıktı. Tövbe tövbe, bunlar ne be? Gidin gidin, yapıştılar elime. Yapışkan bunlar, örümcek ağ gibi. He? Gittiler. Ne oluyor bana ya? Örümcek ısırdığından beri ellerimden ayaklarımdan ağ çıkıyor. Aynı oradaki örümceğin ağına benziyor. Lan yoksa örümcek adam mı oluyorum? İşte bu. Çok eğlenceli. Şuna bak, ellerim ayaklarım değişiyor resmen. Güçlendiğimi hissediyorum. Resmen duvara yapışıyorum. Sanırım artık bir örümcek adamım. Acaba ağ atabiliyor muyum? Deneyelim bakalım. İşte bu. Ağ atabiliyorum. Artık istediğim her şeyi yapabilirim. Haydi bakalım. Eğer ki gerçekten örümcek adama dönüşüyorsam bu zor olmamalı. Herhalde buraya çıkabilirim yani. İşte bu, gidiyorum. Resmen duvara yapıştım. Binayı tırmanıyorum. Hayatım boyunca en istediğim şeydi bu. Örümcek Arda oldum. Örümcek adamım artık. Evet, yeteneklerimi tamamen öğrenmem lazım. Şöyle binanın üstüne çıkalım. Haydi bakalım, ben hazırım. Buradan karşı binaya zıplayacağım. Normal bir insanın bunu yapması imkansız. Eğer ki bunu yaparsam gerçekten örümcek adam oluyorum demektir. Gidiyorum. İşte bu. İşe yaradı, yaptım. Artık dilediğim gibi zıplayıp uçabilirim. İşte bu. Geliyorum. Hop. Harikayım. Artık karşımda hiç kimse duramaz. Hop. İşte bu. Hüsamettin kardeşim, bu böyle olmayacak. Annemlere haber verelim. Arda abimin başı belada olabilir çünkü. Gece saat 2 oldu. Saate baksana. Hala gelmedi. En azından annemlere söyleyelim. Üvey babamın ve annemin umurunda değil ki. Umurunda olsaydı zaten şu ana kadar fark etmişlerdi. Haklısın ama yine de haber verelim. Dur Ayça, dur. Lütfen Ayça, uyandırma. Bak bizi döver şimdi. Anne, üvey baba, uyanın. Ayça dur bak, üvey babamız çok kızacak. Hey, size diyorum, uyanın. Ne? Ne oluyor be? Arda abim sabahtan beri evde değil. Lütfen onu aramaya gidelim. Nerede Arda?
Başlatmayın ardınıza, uyuyacağım ben. Ömer aşkım, hadi kalk bakalım şu çocuğa. Öf ya, öf. İyi tamam, bakalım bari. Geliyorum. İşte bu. Gideyim de Ayça ve Hüsamettin'e göstereyim. Şu halime baksana. Resmen örümcek adam oldum. Artık o üvey baba karşımda duramaz. Bana ya da kardeşlerime bir şey yapmaya kalkarsa işte o zaman onun işini bitiririm. Neyse, artık çalışmama gerek yok. Artık süper kahramanım. Süper kahramanların çalıştığı nerede görülmüş? Hüsamettin ve Ayça çok şaşıracak. Onları göstermek için sabırsızlanıyorum. Anneciğim, üvey babacığım, lütfen Arda'yı bulunca ona bir şey yapmayın. Gecenin bir vakti bizi kaldırdı. Siz karışmayın. Onu bir bulayım, ben yapacağımı bilirim. Nereye gitmiş olabilir? Aklınızda bir yer var mı? Sihirli güçlerimle bakardım ama kullanamıyorum şu anda. Neyse, buluruz şimdi. Aşağı inelim. Anne lütfen Arda'yı bulunca bir şey yapmayın. Bak, ben ona neler yapacağım görürsünüz siz. Olamaz ya. Arda'yı çok kötü dövecek. Yine sopayla dövecek. Ayça, keşke söylemeseydik. Ama dışarıda başına daha kötü şeyler gelebilir. İçeri girsem mi acaba ya? Uyuyorlardır şimdi. Uyandırmayayım en iyisi. Sabaha karşı girerim. Şimdi girersem kapı sesine uyanırlar. Arda, neredesin ya? Neredesin? O çocuğu bir bulayım, kemiklerini kıracağım. İşte, olamaz. Görmesinler beni. Nereye gidiyor bunlar şimdi? Ömer aşkım, ben zenginlerin eve gidiyorum. Arda belki oradadır, bir sorayım. Tamam aşkım, ben de geleyim mi? Yok yok, şimdi fakir de oradadır. Tartışma çıkmasın, ben kendim giderim. Tamam, bekliyorum seni evde. Lan bunlar beni arıyor, merak etmişler. Öf Arda ya, kim bilir neredesin? Aa, Miray geldi. Allah Allah, bir şey mi oldu acaba? Zengin, ben geldim, kapıyı açın. Uyuyorlar ama uyandırmak zorundayım. Geldim geldim. Ne oluyor ya gecenin bir vakti? Hey, evde misiniz? Geldim. Ne oldu Miray? Biz de geldik. Ne oluyor ya? Hayırdır Miray? Ya Arda sabah evden çıktı, hala geri dönmedi de burada mı diye soracaktım. Nasıl ya? Arda burada değil ki. Evet, burada değil. Ya ben de buraya gelmiştir diye endişe etmedim ama nerede şimdi bu çocuk? Ya bir çocuğa bile göz kulak olamıyorsunuz ya. Ne yapıyorsunuz siz? Neyse ya, ben gidiyorum. Kerem komisere haber veririz. Şimdi o bulur. Dışarıdadır herhalde. İnşallah dışarıdadır. Başına bir şey gelmemiştir inşallah. Ulan Velet, sen geleceksin bu eve. Ben sana yapacağımı bilirim. Aşkım, ben geldim. Heh, ne oldu, bulabildin mi Arda'yı? Hayır yok, zenginlerde değil. Eve bir gelsin, ben ona soracağım. Yaramazlıklarının bedelini ödeyecek o çocuk. Olamaz ya, çok kızdı. Evet evet, sana demiştim işte, söylemeyelim demiştim. Kerem komisere gitmeye gerek yok. Polise haber verirsek onu iyi bir dövemem. Bekleyelim biraz daha, ne olsa gelir. Aşkım fazla dövme, olur mu? Geldiğinde ona kibar davran. Sen karışma Miray. Onu iyi bir dövmezsek bir daha yapar böyle. O yüzden eşek sudan gelinceye kadar döveceğim onu. Neyse ya, daha fazla merak etmesinler. Gireyim artık eve. Değerimi anlamışlardır umarım. Aha, şuraya bakın. Şuradaki Arda değil mi? He? Nerede? İşte orada, geliyor. Evet, artık eve gireyim. Aa, siz uyumadınız mı? Şimdi söylerim ben. Neyse sana. Ben gel buraya. Uyuyayım. Bana bak. Senin bu halin ne he? Senin kıyafetlerine ne oldu? Üvey baba, beni artık o sopayla korkutamazsın, tamam mı? Uzak dur benden. Ne oldu, o kıyafetleri giyince süper kahraman mı kesildin başımıza? Bak, seni uyarıyorum, uzak dur benden. Yoksa acımam. Ulan ben seni var ya. Seni uyarmıştım. Bunu nasıl yaptım bilmiyorum ama yumruğumun tadına bakacaksın. Nerede bu? Nereye gitti? Arda oğlum. Ne oluyor ya? Neredesin Velet? Çık karşıma. Şşt. İşte buradayım. Demiştim sana. Benden ve kardeşlerimden uzak dur. Seni bir daha uyarmayacağım. Arda oğlum, ama bu nasıl oluyor? Vay be Arda, ne yaptın sen? Ona haddini bildirdim. Onu uyarmıştım. Al sana üvey baba, al sana. Seni hiç sevmiyorum üvey baba, hiç sevmiyorum Arda, seni. Arda dur, ne yapıyorsun? Al onu da. Sen onu sevmiyorsun ama o benim kocam. Aşkım, iyi misin? Anne, bu adam mı yoksa biz mi? Seçimini yap. Arda, buradan defolup gidin çabuk. O benim kocam ve ben onu seviyorum. Farkında mısın bilmiyorum ama biz de senin çocuklarınız. Onu suçsuz yere dövdünüz. Sizin gibi bir çocuğum yok artık. Defolup gidin bu evden. İyi anne, öyle olsun. Size mutluluklar. Gidiyoruz biz. Defolun, bir daha sakın geri dönmeyin. Ömer aşkım, iyi misin? Beni duyuyor musun? Yürüyün, zengin amcamlara gidiyoruz. Annem kovdu artık bizi evden. O eve asla geri dönmeyeceğiz. Kim geldi ya? Bir kapıya bakayım. Evde misiniz? Gelin çocuklar. İşte.
Barbie yenge, burada kalabilir miyiz? Arda üvey babamı dövdü. İçeride her şeyi anlatırız. Tamam, geçin içeri. Sağ ol Barbie yenge. Babacığım biz geldik. Arda, ne işiniz var burada çocuklar? Arda, senin bu halin ne? Baba beni örümcek ısırdı ve artık bir örümcek adama dönüştüm. Nasıl yani, bir şey anladıysam Arap olayım. Gelin şöyle oturalım, her şeyi anlatacağım baba. Ömer aşkım, lütfen kendine gel artık. Canımın içi, seni çok kötü dövdüler. Ne olur bırakma beni. Ömer aşkım, iyi misin? Of Miray, her yerim ağrıyor aşkım. Sana bir şey olacak diye çok korktum. İyiyim ben aşkım, iyiyim. Ama gördün, bana haksız yere vurdu senin çocuğun. Evet haklısın aşkım. Ben ona yapacağımı bilirim. Onlara öyle bir tuzak hazırlayacağım ki bunu yaptıkları için pişman olacaklar. O Arda'ya ne olduysa resmen bir örümcek adam gibi. Bunun hesabını hepsine soracağım aşkım. Miray, hem bunların fotoğrafları neden hala burada? Hepsini kıracağım, hepsini. Artık sadece sen ve biz varız aşkım. Bunlara artık ihtiyacımız yok. Artık eski aileni unut. Evet Ömer, haklısın aşkım. Seninle yeni bir hayata başlıyoruz aşkım. Artık onlar yok. Onlara yapacağımı bilirim ben. Hepsini tuzağa düşüreceğim. Çocuklar, ondan sonra ne oldu anlatın. Yani babacığım, Arda üvey babayı öyle bir dövdü ki biz bile şaşırdık. Evet, aynen öyle. İşte böyle duvara tırmandım ve daha sonra üvey babanın kafasını atladım. Arda süpersin, ben de örümcek adam olacağım. Ya bu nasıl oluyor, aklım almıyor ya. Bizim Arda o üvey babayı dövdü demek ki. Evet babacığım, biz de şaşırdık. Gerçekten çok kötü dövdü. Benim için çocuk oyuncağıydı. Yani artık çok güçlüyüm. Karşımda hiç kimse duramaz. Bakın. Arda lütfen söyle, hangi örümcek ısırdı? Ben de kendimi ısıttıracağım oğlum. Rüzgar saçmalama oğlum. Bu benim kaderimde varmış. Arda söylesen ne olacak oğlum? Ben de örümcek adam olurum işte. Artık o adam karşımda duramaz. Çünkü onu çok fena dövdüm. Korkuyor artık benden. Arda sen yine de çok gaza gelme. Bu adamın sağ solu belli olmaz. Evet Arda, fazla gaza gelme. Vallahi adam seni bir tuzağa çeker, o zaman görürsün gününü. Hiç güleceğim yoktu ya. O adam mı beni tuzağa çekecek? Babacım orası biraz sıkar işte. Ya Arda düz dur artık. Her yere ağ atıyorsun. Babacım örümcek adam olmak böyle bir şey işte. Neyse ben birazcık şehirde turlayayım ya. Canım sıkıldı evde. Şehirde birazcık güçlerimi keşfedeyim. Kim bilir daha nasıl özel güçlerim var. Arda ne olur ben de geleyim. Lütfen. Hayır Rüzgar, olmaz. Ben şehirde biraz gezeceğim. Beni beklemeyin. Uyursunuz siz. Fikir vallahi ne yalan söyleyeyim. Arda ağzının payını vermiş o adama. Evet abi ya, çok iyi yapmış. İşte bu, gidiyorum. Örümcek Arda. Hiç kimse karşımda duramaz artık. Gelsin de göreyim üvey baba. Şuna bak şuna, sorarım ben sana. Harikayım. Şuna bak, göstereceğim ben sana velet gününü. Şimdi gez bakalım etrafta. Son gülen iyi gülermiş. Bana yaptıklarınızın bedelini ödeteceğim hepinize. Üvey baba, hadi çık karşıma, çık da dövüşelim seninle. Bekle sen, bekle. Korkak tavuk, korkak tavuk. Dur, şunu gizlice takip edeyim. Gece nerede olduğunu çözmem lazım. Sonrası çocuk oyuncağı zaten. İşte bu, geliyorum. Yoruldum birazcık, dinleneyim artık. Şöyle apartmanın üstüne çıkayım. Evet işte, güzel. O tarafa doğru gitti. Şu iki apartmanın oralarda bir yerlerde. Kafama öyle bir vurdu ki hala acıyor. Bunun bedelini soracağım sana çocuk. Ömer aşkım, neredesin? Allah Allah, nereye gitti bu ya? Ömer aşkım, burada mısın? Burada da değil. Neyse, dışarı çıktı herhalde. Gelir az sonra ya. Saat neredeyse 12 oldu. Hatta olmuş bile. Nereye gitmiş olabilir ki? Neyse ben artık yatayım. Herhalde dışarıda geziyor. Hüsamettin oğlum. Ne oldu baba? Bu Arda nerede ya? Hala gelmedi. Baba geziyordur dışarıda ya. Özel güçleri var artık. Korkma, bir şey olmaz. Evet evet haklısın. Neyse uyuyayım artık. Oh be, var mı benden daha rahatı? Mis gibi manzarada şehri izleyerek uyuyorum.
Neyse artık uyuyayım. Çok uykum geldi. He? İşte orada. Bak şimdi ben sana neler yapacağım görürsün Velet. Sana öyle bir tuzak hazırlayacağım ki bu tuzağa düştüğünde asla oradan çıkamayacaksın. Seni kurtarmaya gelenler olacak. Onları da tuzağa düşüreceğim. Canım ailem uyanın. Size diyorum hey uyansanıza. Tepegöz aşkım. Ben birazcık şehirde gezeceğim, beni merak etmeyin. Tamam aşkım, ben uykuya devam ediyorum. Canım sıkıldı ya, uyumaktan bile canım sıkıldı. Bu nedir böyle ya, herkes uyuyor ya, yeter artık yani. 7-24 uyuyor herkes, bıktım artık yani. Artık uyuyan birisi görünce tekmelemek istiyorum, bıktım. Neyse şehirde turlayayım birazcık. Evet, geldim sayılır. İşte oradasın Velet. Tam buraya şimdi tuzağını hazırlayacağım ve oradan tuzağa düşeceksin. Ya şuna bak Allah aşkına ya. Arda bile iki binanın arasında uyuyor. Artık uyuyan insan görürsem üstüne işeceğim. Bu nedir yani? Olmaz böyle. Bıktım artık. Evet, şu anda Arda tam üstümde. Bu sopa tam burada kalsın. Arda düştükten sonra kapak kapanacak. Ve bu kalın demir kafesten asla çıkamaz. Neyse ben de artık yukarı çıkayım. Şu Arda'nın ağasını kesip kafese düşmesini sağlayacağım. Geliyorum Velet. Son gülen ben olacağım. Bitti senin işin, bitti. İşte geldim. Burada. Mışıl mışıl uyuyor zavallı. Olacaklardan haberin yok tabi. Az sonra tuzağın dibini boylayacaksın. Evet, gel bakalım buraya. Bıçak burada. Artık uyansam bile çok geç. Lay lay la 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 lay lay la la lay. Gidiyorsun Velet. Aa! Olamaz! Arda! Güle güle. He, ne oluyor? Hayır olamaz, ne oluyor, tuzağa düştüm. Çıkmam lazım buradan, çıkmam lazım. Ne yapacağım ben şimdi? Aradan geçemem, demirleri de kıramam, çok kalın. Bu adam Arda'nın üvey babası. Evet tanıyorum o adamı, aşağı düşürdü Arda'yı. Hemen gidip fakire ve zengine haber vereyim, çabuk çabuk. Artık aşağı inebilirim, plan başarılı. İşte bu, onu tuzağa düşürdüm. Arda ne oldu? Üvey baba, bitti senin işin. Ne yapacaksın? Buradan bir çıkayım var ya. O biraz zor. Yerinde olsam demirlere dokunmazdım çünkü elektrikli. Öldüreceğim seni, çıkart beni buradan, çıkart. Sana diyorum dur gitme. Öldüreceğim seni. Bitti senin işin, görürsün sen, bittin. Hadi görüşürüz, daha yapılacak birkaç işim daha var. Ne yapacağım ben ya, ne yapacağım? Zengin, fakir, uyanın çabuk. Hey, size diyorum kapıyı açın. Ya ne oluyor ya? Tepegöz geldi zengin. Tepegöz ne oluyor ya? Uykumuzdan uyandırdın bizi. İyiliyim beni. Arda'nın başı belada. O üvey adam Arda'yı tuzağa düşürdü. Gözlerimle gördüm. Ne? Ne? Yemin ederim, hadi gidelim çabuk. Neredeler? Çabuk bizi oraya götür. Evet Tepegöz, haydi gidelim. Barbie aşkım, sen çocuklarla evde kal. Sakın evden çıkmayın. Evet evet, bu adamın ne yapacağı belli olmaz. Tamam, biz evdeyiz. Baba dikkatli olun. Ulan sihirli güçlerim olsa ben yapacağımı bilirdim ama. Hadi Tepegöz çabuk, götür bizi oraya. Evet Tepegöz, sanki beni izlediğini bilmiyordum. Size de bir sürpriz hazırladım, merak etmeyin. Gelin bakalım bu tarafa doğru. Çabuk çabuk, hızlı olun çabuk. İşte geliyorlar, çok güzel. Zamanlamayı çok iyi ayarlamam lazım. Buradan geçerken düğmeye basacağım. Hepsi bu kadar. Tepegöz nerede? Hadi götür bizi. Gelin gelin, şu iki apartmanın orada. Evet şimdi. Hayır. İşte bu. Üstünü de kapatalım. Ne oluyor burada? Olamaz. Tuzağa düştük. Merhaba, beni hatırladınız mı? Sen, Ömer. Bana bak, üvey baba mısın, Ömer misin, nesin? Çabuk bizi buradan çıkar, sana emrediyorum. Rüyanızda görürsünüz. Daha hiçbir şey bitmedi. Kötü üvey baba, çıkart bizi bu tuzaktan. Rüyanızda görürsünüz. Hey, çıkart bizi bu tuzaktan. Yalvarın biraz daha, belki çıkartırım. Ya beni de tuzağa düşürdü, bizimkileri de tuzağa düşürdü. Yeter artık, çıkart bizi buradan. Sana diyorum üvey baba. Üvey öteki baba, de oradan bağırıyor. Bağır bağır, belki birileri kurtarır seni. Daha tüm sevdiklerinizi tuzağa düşüreceğim, bekleyin siz. Ne yapacağım ben ya? He? O da kim? Hey sen, buradan çıkmak istiyor musun? Sen kimsin?
Çıkmak istiyor musun, istemiyor musun? Sadece soruma cevap ver. İstiyorum, ne olur yardım et. Üvey baba merkezi tuzağa düşürecek. O zaman al bu iksiri ve iç. Bu ne böyle? Soru sorma, sadece iç. Tamam, içiyorum. He? Ne oluyor? Garip hissediyorum. Ne oluyor bana? Kendimi güçlü hissediyorum. Ne oldu bana? Sana diyorum. Hadi yamult şu demiri ve içeriden çık artık. Tamam. İşte bu. Güzel. Çok güçlü hissediyorum. Artık hiç kimse karşında duramaz. Sen artık çok güçlüsün. Git ve intikamını al. Geliyorum üvey baba, işim bitti. Tekrar görüşeceğiz minik çocuk. Üvey baba, geliyorum. Olamaz, bu nasıl çıktı? Öldüreceğim seni, gel buraya, kaçamazsın. Gel buraya, kaçamazsın. Hayır, peşimde, yardım edin. Olamaz, öldürecek bu beni. Kapat şurayı. Oh be, nasıl çıktı bu çocuk oradan? Dur, kapıyı güçlendireyim. Şunu şuraya koyalım, içeri giremesin. Ne yapacağı belli olmaz, çok güçlü. Nereye gitti bu, etrafta gözükmüyor. O kapı seni kurtaramayacak. Geliyorum. Evlat dur, sakin ol lütfen. Öldüreceğim seni. Şimdi nereye kaçacaksın? Lütfen sakin ol, yalvarırım. Lütfen bana bir şey yapma, lütfen. Hayır dur. Yapma diyorum sana. Özür dilerim, hata yaptım, çöz beni. Kes sesini, sus. Dur, yapma. Hayır, dur diyorum sana, özür dilerim. Arda, ben seni çok seviyorum. Bir hata yaptım, özür dilerim. Sen bir hata değil, bir sürü hata yaptın üvey baba. Ne oluyor burada? Arda, oğlum. Anne, sen uzak dur, karışma. Hayır, lütfen bırak beni. Bırakacağım üvey baba, merak etme. Hayır Arda, dur, yapma. Lütfen oğlum, o senin baban. O benim babam değil. Sana uzak dur demiştim anne. Miray aşkım, iyi misin? Miray, beni duyuyor musun aşkım? Ses ver lütfen. Hayır Miray. Arda, ne yaptın sen Arda? Ne yaptın sen? Arda, neden böyle bir şey yaptı? Neden? Vücudunda kırıklar var. Yaşayıp yaşamayacağı belli değil. Ömer aşkım, bırakma beni. Çok ağır darbeler almış. Miray Hanım, beklemekten başka şansımız yok. Ömer lütfen bırakma beni aşkım, lütfen. Yalvarırım aşkım. Fakir Bey, iyi misiniz? Kötü bir şey olmadı değil mi? Yok Hasan Usta, iyiyiz, sağ ol. Oh be, dünya varmış yani. Tamam Fakir Bey, ben şimdi buraları toparlarım. Sağ ol Hasan Usta, vallahi yardımın olmasa çıkamazdık. Rica ederim, ne demek? Fakir, gidelim artık. Evet hadi gidelim. Arda üvey babayı yakaladı mı acaba? Gidelim şuna bir bakalım, haydi çocuklar. İşte buradasın, buldum seni. Kimsin bilmiyorum ama... O bana dün verdiğin iksirden ver. Tamam çocuk, işte bak. Ver onları bana, ver. Daha çok güçlenmek istiyorum. Bunları istiyorsan dediklerimi yapman lazım. Tamam, ne istiyorsan yaparım. İleride bir ev var. O eve gidip elmas dolu çantayı çalacaksın. Tamam, ev nerede onu söyle. Şu otelin yanındaki villa, oraya gireceksin. Elmas dolu çantayı getir, iksirleri al. Tamam, sonra iksirleri alırım. Senle çok güzel işler yapacağız çocuk. İşte geldim. Sanırım çanta şu. Gel bakalım, sen bana lazımsın. Eve girdi, eve girdi. Çantayı almasına izin vermeyin. Ateş ediyoruz, ateş. Evet işte buradan gidiyorum. Kaçtı, kaçırdık onu. Nerede kaldı bu, nerede? Geldim. Sonunda neredeydin? Yüzüyordum biraz aşağıda. Anca gelebildim, ne yapayım, dalga mı geçiyorsun? İşini yaptık işte, al çantan. Tamam tamam, al işte iksir. Ne, bir tane mi? Ne o, beğenemedin mi? Daha fazlasını istiyorum. O zaman daha fazla çalışmamız lazım. İşte bu, gücü hissediyorum. Daha fazla iksir lazım. Anladın mı beni? Tamam, senin için yeni bir görevim var. Ne istiyorsun söyle. Hey fakir, neden bir şey yemiyorsun? Hadi fakir, ye bir şeyler kardeşim. Bak biz bitirdik sayılır, sen hala dokunmamışsın bile.
Zengin abi iştah mı kaldı ya? Arda neler yapmış duymadın mı? Doktor söyledi. Mira'ya saldırmış. Şu anda Arda nerede kim bilir? Başı belki de beladadır. Fakir merak etme kardeşim, gelir az sonra ya. Yani bence dışarıda geziyordur Arda. Zengin duymadın mı doktoru? Ömer'e de saldırmış. Eğer ki Ömer ölürse ne olur biliyorsun değil mi? Biliyorum fakir, polisler Arda'yı tutuklar. Evet, ne yapacağız biz ya, ne yapacağız? İnşallah Ömer ölmez. İnşallah fakir, inşallah. Söylesene, ne yapmamı istiyorsun? Polis merkezini basacaksın ve içerideki tüm polisleri etkisiz hale getireceksin. Tamam, kabul ediyorum. Bunun karşılığında iki tane siyah iksir alacağım ama. Tamam, kabul. Sen bunu başarırsan iki değil, üç tane siyah iksir vereceğim. Merak etme, o iş bende. Sen iksirleri hazırla. Döndüğümde iksirleri alacağım. Tamam, bekliyorum. Bu çocukla çok iyi işler başaracağız. Şurada saklanayım. Evet ya, Miray Hanım'a yazık valla. Valla ne diyeyim, umarım sağlıkları iyidir. Arda'ya ne oldu öyle ya, kötü davranıyor. Bilmiyorum, inşallah düzelir. Şu anda Arda nerede kim bilir? Hey, buraya bakın. Arda! Siz benim arkamdan mı konuşuyorsunuz? Yok Arda, ne oldu sana böyle? Ne oldu Arda, neden geldin buraya? İşte bundan. Dur Arda, ne yapıyorsun? Arda çöz bizi, ne yapıyorsun sen? Tutuklanacaksın Arda, ne yapıyorsun? Çöz bizi çabuk. Yardım edin. Ne oluyor orada ya? Git bir bak şunlara. Emredersiniz komiserim. Yardım edin hey. Ne oluyor burada? Hey, ne yapıyorsun sen? Sana diyorum. Bana mı dedin? Kaldır elini çabuk. Olamaz. Asıl sen kaldır elini. Arda, amacın ne bilmiyorum ama bu yaptığım büyük bir suç. Kesin sesinizi. Olamaz, Kerem komiserin odasına gidiyor. Hey polis, ne oluyor orada? Bu sesler ne? Sana diyorum be, bak buraya. Kerem komiserim kaçın. Hı? Kaçın komiserim, kaçın. Hiçbir yere kaçamazsın. Ne oluyor Arda? Merhaba Kerem komiser. Ne yapıyorsun burada Arda, amacın ne? Kes sesini. Ne diyorsun Arda sen? Çık çabuk oradan, çık! Ha, Arda çöz, ne yapıyorsun Arda sen? Çabuk çöz beni, tutuklayacağım seni, ne yaptığını sanıyorsun sen? Sana diyorum Arda! Bu kadar, gidip iksirlerimi alayım. Kes artık sesini, kes! Bu iksirlerle daha güçlü olacağım. Nerede kaldı bu, nerede? İksirler burada hazır. Başaramadı mı yoksa? Geldim. Ha? Nerede kaldın sen? Neden bu kadar uzun sürdü? Konuşma fazla. İksirler nerede? İksirler burada hazır. Ver onları bana. Daha güçlü olacağım. Dikkat et. Üçünü birden içme. Sen karışma. Üçünü birden içme. Sırayla iç. Yoksa bu senin için hiç iyi olmaz. Hala gelmedi. Nerede bu çocuk? Evet fakir, ben de merak etmeye başladım. Çıkın dışarı bir arayın, belki bulursunuz. Sanmıyorum Barbie, nasıl bulacağız ki, havalarda uçup duruyor. Biz de o zaman gökyüzüne bakarız. Hadi gidelim Arda'yı dışarıda arayalım. Tamam hadi gidelim. Ne oluyor be, deprem oluyor. Olamaz, yer sallanıyor. Hayır, ne yapacağız? Hayır, ne oluyor bana? Olamaz. Bu Arda'nın sesiydi, duydunuz mu? Evet duydum, çabuk çabuk evden çıkalım, ev yıkılacak yoksa. Koşun çabuk, koşun, Arda'nın sesine doğru gidelim, çabuk hızlı olun. Arda neredesin oğlum? Hadi hadi, Arda'nın başı belada. Hemen yanına gidelim, sesi şu taraftan geldi. Arda neredesin oğlum? Ses ver Arda, neredesin? He? Olamaz Arda. Oğlum beni duyuyor musun? Arda ses ver. Ne oldu sana canımın için, ne oldu sana? Fakir al kucağını, eve götürelim. Arda'ya ne oldu ya, öldü mü yoksa? Merak etmeyin, nefes alıyor, kalbi de atıyor. İyi bari. Şu yerdeki siyah iksirlerden içmiş herhalde. Bayılmış sanırım, haydi gelin eve götürelim. Tamam fakir, bir çorba içeriz, kendine gelir şimdi. Canım oğlum benim, bir daha o siyah iksirlerden içmemen lazım. Evet fakir, o iksirler Arda'ya zarar veriyor. Ömer Bey lütfen, doktor bey biraz daha dinlenmeniz gerektiğini söyledi. Olmaz, işim var benim, gitmem lazım eve. Yatın şöyle. İşim var diyorum, gitmem lazım. Miray Hanım siz iyi misiniz? Ben iyiyim merak etmeyin. Ama Ömer iyi değil. Gidiyorum ben ya, işim var diyorum. Durun Ömer Bey, gitmeyin. Ya doktor beye ne diyeceğim ben şimdi? Arda'nın yüzünden bu hallere düştüm. Ona öyle şeyler yapacağım ki pişman edeceğim onu. Ömer aşkım lütfen geri dön. Bak doktor bey ne demiş, duymadın mı? Biraz daha dinlenmemiz lazım.
Miray karışma, yapacak işlerim var. Çok istiyorsan git sen dinlen, ben dinlenmeyeceğim. Peki aşkım, nasıl istersen. İşte Arda kendine gelmeye başladı. Evet evet, hareket ediyor. Baksanıza, vücudu da düzeldi, artık siyah değil. Hadi Arda, lütfen uyan, lütfen. Neredeyim ben? Burası neresi? Siz kimsiniz? Oğlum biziz, ailen. Bizim evdesiniz Arda. Of başım. Baba, ne oldu bana ya? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Arda, seni yerde baygın bulduk. Siyah iksirler vardı. Siyah iksir mi? Evet, hatırladım şimdi. Ömer aşkım, ben tuvalete gidip geliyorum. Tamam Miray, git sen. Ben buradayım. Hemen geliyorum. Güzel, Miray gitti. Şu işi halledeyim artık. Şunu şuraya koyalım. Evet, şimdi çalıştırma zamanı. Miray tuvaletteyken hemen ineyim aşağı. Haydi bakalım, gidiyoruz. Öldüreceğim seni Arda. Bana yaptıklarının bedelini çok ağır ödeyeceksin. İşte geldim. Dönüşme zamanı. Tüm insanlara beni rezil ettin Arda. Bakalım beni karşında görünce ne tepki vereceksin. Ömer, geldim aşkım. Ömer, neredesin? Ömer, neredesin aşkım? Nereye gitti bu ya? Az önce buradaydı. Hadi bakalım, çalış artık makine. İşte bu, işe yarıyor. Çalışıyor. İşte başlıyoruz. Ömer, neredesin? Bu düğme ne ya? Çok garip, burada bir düğme mi vardı? İşte bu. Gel bakalım Arda. Şimdi karşımda dur da göreyim. Beni hiç tanıyamamışsın ama tanıyacaksın. Ömer, neredesin aşkım? Ses ver. Buradayım Miray, geliyorum bir tanem. Nereden geldi o ses ya? Ömer'in sesini duydum. Ömer, neredesin? Geldim bir tanem, işte buradayım. Ne oluyor Ömer? Bu sefer bakalım oğlun Arda karşımda durabilecek mi? Hayır Ömer, lütfen. Zarar verme ona. Bitsin artık bu savaş. Ben bitti demeden bitmez. Ömer, lütfen dur, yapma. O daha bir çocuk, lütfen. Olamaz, hemen Arda'ya ve diğerlerine haber vermem lazım. Arda, kendini nasıl hissediyorsun şu anda? Biraz yorgunum sadece, dinlenmek istiyorum. Çabuk çabuk, olamaz. Arda oğlum, zengin, fakir. Neredesiniz ya? İşte buradasınız. Miray. Ne oluyor Miray? Çabuk Arda'yı saklayın, Ömer her yerde onu arıyor. Yeter artık, o adam gelsin de göstereyim gününü. Bakın, Ömer şu anda değişik bir şeye dönüştü. Bir ahtapot gibi 6 tane kolu var. Ne? Hayır ya, saklayın beni. Miray, ne diyorsun? Ya dediğimi yapın, çabuk saklanın. Hayır Miray, saklanmıyoruz. Senin o kocandan da korkmuyoruz, anladın mı? Evet, senin o kocan Ömer artık bizden uzak dursun. Gelsin, ben ona sorarım. Ya anlamıyor musunuz beni? Lütfen, evin duvarını kırarak çıktı. Çabuk Arda'yı saklayın bir yere. Hiçbir yere saklamıyoruz. Sıkıyorsa gelsin, gösterelim gününü. Nerede olduğunuzu çok iyi biliyorum ben sizin. Geliyorum Arda, senin için geliyorum. Merhaba, olamaz. Beni özlediniz mi? Bu ne böyle? İşte Arda, bunlar senin için. Olamaz, dur lütfen. Hayır, kaçın çabuk. Koşun. Kaçın bakalım, kaçın. Üvey baba, lütfen artık aramızdaki savaş bitsin. Arda, olur mu öyle şey? Daha yeni başlıyoruz. Parti daha yeni başladı. Üvey baba, barışalım bak. Yaptıklarım için özür dilerim. Sen benim gururumla oynadın. Özür diliyorum işte. Çabuk çabuk uzaklaşın evden, çabuk hızlı olun. Arda içeride kaldı. Yeter artık. Yetmez Arda. Hayır dur. Dur lütfen. Yalvar Arda, yalvar. Daha yeni başlıyoruz. Hayır hayır. Çık oradan Arda, saklanma. Hayır dur, yapma lütfen. Yapma. Korkak tavuk gibi saklanıyorsun. Olamaz, yapma dur lütfen. Sana zarar vermek istemiyorum. Saklanma Arda, çık oradan. Çık ve bana zarar ver hadi. Tüm gücün bu mu? Tüm gücün bu mu Arda? Bu kadar mısın? Yeter artık dur. Arda'yı oradan çıkartacağım. Siz burada kalın. Arda, geliyorum oğlum. Baba. Gel buraya Arda. Öldüreceğim seni. Arda, çabuk gel çabuk.
Hayır! Kaçamazsın! Gel buraya! Kaçmana izin vermeyeceğim! Gel buraya Arda! Bu sefer elimden kaçamazsın! Hadi hadi çabuk çabuk gidiyoruz! Babacım gidin çabuk! Koşun hızlı olun! Kaçın çocuklar! Gel buraya Arda, kaçamazsın! Kıskaçlarımın tadına bakacaksın! İlk önce beni yakalaman lazım üvey baba! Şimdi ne yapacaksın? İşte bunu! Hadi gel de göreyim! Geliyorum, bekle! Oh, sonunda kurtuldum! Buraya tırmanması zor! Nasıl oldu bu ya, nasıl? Kurtulmak o kadar kolay mı sandın Arda? Geliyorum! İşte geldim! Tırmanabildiğimi unuttun galiba! Hayır, bu nasıl oluyor? İşte böyle oluyor Arda! Güçlerimiz eşit artık! Bu nasıl oluyor? Hemen göstereyim nasıl olduğunu! Yeter artık! Buraya kadarmış Arda! He? Yeter artık, yeter! Üvey baba, bu savaşı bitirelim! Ne sen ne de ben, artık daha fazla zarar görmeyelim! Asla! Bugün burada ya sen öleceksin ya da ben! İyi, sen bilirsin! Al bunu! Yeter! Al bunu da! İşte tuttum! Olamaz! Hayır! Olamaz! Bana bir şey oluyor! Arda oğlum, Arda! Canımın içi, iyi misin? Olamaz Arda abi, kendine gel! Karşımda duramazsın Ömer, Arda! Ömer, buraya bak! Miray! Ömer, ya bu savaşı bitirirsin ya da senden ayrılırım, anlıyor musun? O hak etti bunu Miray! Ben haksız bir şey yapmıyorum! Ayrılıyorum senden, anlıyor musun Ömer? Ayrılıyorum! O zaman seni öldürmemem için hiçbir sebep kalmadı Miray! He? Gel buraya Hayır, Miray! Hayır, dur, yapma lütfen! Artık çok geç Miray! Hayır! Olamaz anne! Anneciğim iyi misin? Anne beni duyuyor musun? İyi misin? Lütfen bir şey söyle. Bir şey olmadı değil mi? Arda iyiyim oğlum. Korkuyorum. Korkma anne. O örümcek ağı seni tutar. Yeter. Olamaz. Arda çabuk gidiyoruz. Geliyorum. Yeter artık. Bence de yeter. Alın bunu. Kaçmayın. Gelin buraya. Hayır olamaz. Gel buraya Arda, kaçma. Sevdiklerim burada. Hayır baba, iyi misin baba? Gelin bakayım buraya çocuklar. Sıra sizde. Bu tarafa geliyor. Kaçamazsınız. Gelin buraya. İşte bu. Hayır çocuklar. Ne yaptın Ömer? Ne yaptın? Bu da senin için. Hayır olamaz. İşte bu. Buraya kadarmış. Kazanan benim. Kaybeden ise sizlersiniz. Hepinizi yendim. Hepinizi. Arda korkaklar gibi kaçtı. Tüm ailesini yendim. Artık hiç kimse karşımda duramaz. Hiç kimse! Şunlara baksana, yerde yatıyorlar. Bir şeyler yapmam lazım. Çok güçlüyüm. Hiç kimse karşımda duramıyor. Bu siyah iksiri içtikten sonra daha da güçleneceğim. Ve sadece bu şehir değil, tüm dünyayı ele geçireceğim. Elinde siyah iksir var. Olamaz, işte iksiri içiyor. Ne yapacağım ben? İksiri içtikten sonra büyüyecek. İşte bu! Bu siyah iksiri o adam vermiş olmalı. O adamı bulmam lazım. Gidiyorum. Hepsi onun yüzünden. Siyah iksirleri o adama satmam çok iyi oldu. Bana çok fazla elmas verdi. Bunun karşılığında iksirleri ona verdim. Bu iş çok karlıydı. Ne oluyor? Seni öldüreceğim. Minik çocuk, ne oldu? O siyah iksirleri neden sattın ona, söyle. Senin yüzünden kocaman oldu. Nasıl durduracağız şimdi onu? Öldüreceğim seni. Dur, bana bir şey yapma. Eğer ki bana bir şey yapmazsan sana bu iksirleri veririm. Bunlar ne böyle? Vay canına. Bunlar yeni iksir. İçen kişiler çok güçlü olur. Al, senin olsun. Yeter ki bana bir şey yapma. Aslında bizimkilere içirebilirim. Bu sayede beraber üvey babayla savaşabiliriz. Tamam, bu iksirleri alıyorum. Bir daha bir hatanı görürsem yumruğumun tadına bakarsın, ona göre. Tamam çocuk. Gidiyorum. Bu iksirleri bizimkilere içireceğim. Umarım dediğin gibi güçlenirler. Yoksa seni bulurum. Güçlenecekler, inan bana. Göreceğiz bakalım. Sağ ol Aslı, kurtardın bizi. O üvey baba dedikleri kişi herkese saldırdı. Onu
bunu durdurmamız lazım. Tamam, hadi gidelim hemen, koş. Sonunda kurtulduk. Hey çocuklar, gidiyoruz, çabuk hızlı olun. Biz burada esir haldeyken Ömer şehirdekileri saldırmış. Evet komiserim, işte oradalar, yerde yatıyorlar. Gidip şu Ömer'i durduralım. Emredersiniz komiserim. Hadi hadi, çabuk çabuk gidiyoruz. Arkamdan gelin. Silahlarınızı hazırlayın. İşte burada. Ömer dur, kıpırdama polis. He? Siz mi beni durduracaksınız? Yeter artık yaptıkların. Teslim ol. Kaçacak bir yerin kalmadı. Kaçan kim? Gelin de yakalayın bakalım. Hop! İşte geldim. Çabuk çabuk şu iksirleri içireyim hemen. Üvey baba etrafta gözükmüyor. Hızlıca içireyim. Gelin bakalım. Dur! İşte alın bu taşları. İşte Üvey baba burada. Hazır polisler onu oyalarken şu elimdeki iksirleri içireyim bizimkilere. Dur, atma! Yapma diyorum sana, lütfen! Aa! Kerem! Aa! Alın bunları. Hadi hadi, için şunları. Çabuk çabuk, beni fark etmeden. Soluna dönse direkt görecek beni. Evet, zengin amcama da içireyim. Çabuk çabuk çabuk. İç şunu zengin amca. Tamamdır, son olarak anneme. Anneciğim hadi sen de iç şunu lütfen. İşte bu. Olamaz olamaz komiserim. İyi misiniz? Yeter, dur artık, yeter. Aa. Ne yapacağım ben, ne yapacağım? Olamaz. İşte bu. Olamaz ya, polislere saldırdı. İşte gidiyor. Oh be, bu tarafa gelmiyor. Bu şehirde karşımda duracak kimse kalmadı. Şimdilik gidiyorum, tekrar geri döneceğim. Döndüğümde daha büyük ve daha güçlü olacağım. Oh be, sonunda gitti. Anne, baba uyanın artık. Ne oldu bize? İşte uyanıyorlar sonunda, işe yaradı. Daha içmem gereken birkaç iksir daha var. Bunları da içtikten sonra geri döneceğim. Bir dev olup bu şehri başınıza yıkacağım. Bekleyin beni. Şimdilik gidiyorum ama bu kadar sanmayın. Bize ne oldu böyle? Babacım, süper kahramana dönüştünüz. Üvey babamı artık durdurabilirsiniz. Sizlere bir iksir içirdim ve bu hale geldiniz. Artık o üvey babayı hep beraber durdurabiliriz. Hayır Arda, sen gelmiyorsun. Ama aması falan yok. O adamı biz durduracağız. Çocuklar evde duracak. Evet Arda. Ama ben de örümcek adamım, unuttunuz mu? Benim de güçlerim var. Arda sen burada çocukların başında dur. Evet, sakın dışarı çıkmayın, tamam mı? Ne zaman geri döneceği belli değil. İyi tamam, ben buradayım. Hadi biz de çıkalım, plan yapalım. Evet, plan yapmamız lazım. Ömer geldiğinde onun karşısında biz duracağız. Dördümüz. Herkese zarar verdi. Artık onu durdurmamız lazım. Evet. Kerem komiser ve diğer polisler hastanede. Durumları çok ağır. Umarım iyileşirler. Canım ailem, sakın mahalleden çıkmayın. Anlaşılan şehirde büyük bir savaş olacak. Evet baba, o doğru söylüyor. Mağarada güvendeyiz aşkım. Aynen öyle. Vallahi ben çok korkarım. Hayatta çıkmam mağaradan. Ya hadi ya, meraktan çatlayacağım oğlum. Nerede kaldı şu üvey baba dedikleri kişi? Canım sıkıldı ya, bir savaş izleyelim. Kardeşim akşam oldu, her an gelebilir valla. Çocuklar bu gece sakın dışarı çıkmayın, tamam mı? Evet baba, haklısın. Ben üvey babadan çok korkuyorum. Valla ben de çok korkuyorum. Ya bir şey diyeceğim, benim çok uykum geldi. Valla ne yalan söyleyeyim, benim de çok uykum geldi. Bu adamın gelip gelmeyeceği belli değil. Biz en iyisi şöyle kenarda yatıp uyuyalım. Eğer ki gelirse hemen kalkarız. Evet bence de. Uyumak istiyorum. İyi geceler herkese. Çok yorulmuşum ya. Uyudular bile, şunlara bak. Çocuklar biz de uyuyalım artık. Evet ya, bence de çok uykum geldi. İşte geliyorum. Hiç beklemediğiniz bir yerden çıkacağım. Ne oluyor ya? Bu ne? Bu sesler ne ya? Ne oluyor? Geliyorum. Lan bu ne? Uyanın. Uyuyun çocuklar, uyuyun. Uyusun da büyüsün. Ne? Ne oluyor be? Zengin, günaydın. Ömer dur. Siz ölmemiş miydiniz ya? Biz ölmedik ama şimdi sen öleceksin. Gelin bakayım. Yeter. He,
o neydi? Sanırım bir sinekti. Al bunu da al. Zavallı Miray. Neden işlemiyor? Yeter, şimdi sorarım sana. Gel buraya. Olamaz, zengin. Şimdi. Aa. Bu mu yani? Ben de bir şey olacak sandım. Çok zayıfsınız, çok. Ömer, bırak onları. Asla. Gelin de kurtarın. Yeter. Şimdi sorarım sana. Aa, yardım et fakir. Boğacak beni, bırak. Dayanın, geliyorum. Gel bakalım. Yeter. Aa, fakir. Helal fakir. Geldiği yere fırlatalım şunu diyeceğim ama biz onun gibi kötü değiliz. Hayır, yapmayın. Çok yüksek, atmayın beni aşağı. Seni tabii ki aşağı atmayacağız. Sadece öldüresiye döveceğiz. Evet fakir, tüm yaptıklarının bedelini ödetelim. Oğlum, oğlum dışarıda. Ula oğlum ya. Büyük savaşı kaçırdık oğlum, uyuyakalmışım. Ne güzel çekirdek kola alıp izleyecektim oğlum. Neyse, hadi oğlum vurun. Kafasına vurun, kafasına. Hayır. Lay lay la 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 lay lay la la lay. Ne kadar güzel bir gün, ne kadar güzel bir gün. Of, çok tuvaletim geldi, sıkıştım. Dur şimdi şuraya tuvaletimi yaparım. Ah, dünya varmış be, bundan sonra yeni tuvaletim burası. Gerçekten çok konforlu bir tuvalet burası. İnsan tuvaletini yapınca rahatlıyor ya. Evet yeter bu kadar, artık biraz şehirde gezeyim. Oh be, vallahi uzun zamandır bu kadar mutlu olmamıştım. Evet ben de, gerçekten çok mutluyum. Miray. Efendim. Siz hala küs müsünüz yoksa? E hadi barışın artık ya. Şey. Ya ne şey fakir, hadi sarılın barışın. Ama zengin, şey ben birazcık utanıyorum. Fakir hadi hadi. Fakir. Miray. Hey çocuklar, şuraya bakın. Miray ben özür dilerim. Fakir, asıl ben özür dilerim. Sana çok kötü davrandım. Anne baba sarılın artık, barışın ya. Seni kıskandırmak için Ömer'le evlendim fakir, özür dilerim. Asıl ben özür dilerim. Kalbini kırdım. E hadi sarılın artık. Miray seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum fakir. Ne olursun i̇şte bir daha bu, ayrılmayalım işte lütfen. Bir daha asla ayrılmayacağız, merak etme. Ağlatacaksınız şimdi beni. Hep böyle mutlu olun. Bir daha sakın ayrılmayın. Evet, herkes uyudu. Ben de gece gece bir film izleyeyim, çok güzel olur. Bizimkiler yukarıda uyuyor. Ben de şöyle heyecanlı bir film izleyeyim. Acaba ne izlesem ya? Bir bakalım neler var. Açıl bakalım. Aa, bizim şehir değil mi burası? Bunu izleyeyim, güzel bir şeye benziyor. Aa, zombiler, şuna baksana. Bu nasıl bir film ya? Çok garip ama heyecanlı. Çok gerçekçi, şuna bak ya. Sanki zombiler yanımda. He? Bu tarafa bakıyorlar. Bunlar neden dondu? Ya oyna oyna, neden dondu ya? Allah Allah ya. Hadi be, en heyecanlı yerinde dondu. Olamaz. Ne oluyor lan, bunlar ne böyle? Gidin lan gidin. Televizyondan zombi çıktı. Yaklaşmayın, gidin. Gidin diyorum size. Hayır babacığım, yardım edin. Git, bırak beni, bırak. Bırak diyorum sana. Git git. Hoşt. Evi zombiler bastı. Anne, baba uyanın. Bu ne böyle? Olamaz, yardım edin. Vay, güzelmiş. Film gerçekten çok güzel olmuş. Çok beğendim. Çok gerçekçiydi. Dur dur. Bir su içeyim, sonra filme devam ederim. Film çok heyecanlı gidiyor. Şuradan bir su alayım. Bu ne? Olamaz. Anneciğim. Ne oluyor ya? O neydi öyle? Granny beni neden korkuttu ya? Ödüm koptu. Öf, bir elimi yüzümü yıkayayım. Of, o neydi öyle ya? Ödüm koptu gerçekten. Oh be, kendime geldim. Olamaz, bu ne böyle? Bismillah bismillah, ne oluyor? Ne oluyor? Olamaz, hayır. Dur dur şunu. Az önce yaşadıklarım gerçek değil miydi? Yani ben az önce yaşadığım her şeyi aslında televizyondan mı izliyordum? Ne oluyor ya? Hiçbir şey anlamıyorum. Yeter ya, bu neymiş böyle? İzlemek istemiyorum.
Gidip dışarıda biraz hava alayım, kendime gelirim. Çok saçma bir filmdi. Film mi gerçek mi anlamıyorum. O ne lan? Siren kapı. Olamaz, siren kapının burada ne işi var? Eyvah, başımız belada. Beni görmesin. Nereden çıktı bu ya? Nereden çıktı? Bizimkilere haber vereyim en iyisi. Şehre zarar verebilir yoksa. Dikkatli olmalıyız. Şşt. He? Selam, oyun oynayalım mı? Anne, olamaz. Kapat şurayı, kapat. Olamaz anne, baba, uyanın. Başımız belada. Granny kafayı yedi. Siren kafa şehrimize geldi. Uyanın çabuk. Baba, uyan baba, çabuk çabuk uyan. Ne oluyor? İyi misin Arda? Baba, siren kafa geldi şehre. Ne? Ne diyorsun oğlum? Siren kafa mı geldi? Baba, yemin ederim gözlerimle gördüm. Miray, çabuk uyan. Anne, şehre siren kafa geldi. Gitmemiz lazım buradan. Bir şeyler yapmamız lazım. Herkese haber verelim. Olamaz, bu ses ne? Duyuyor musunuz? Siren kafanın sesi bu. Ne oluyor lan? Olamaz. Kaçın çabuk, kaçın. Gerçek mi? Siren kafa burada. Koşun çabuk. Demiştim size, çabuk çabuk gidelim, koşun. Hayır. Olamaz. Arkamdan ayrılmayın. Çabuk çabuk, dikkatli bir şekilde gidelim. Etrafta gözükmüyor. Haydi koşun. Çabuk çabuk zenginlerin eve gidelim. Zengin, buraya bak abi. Çabuk buraya bak, sana diyorum. Ne oluyor be? Fakir, ne oluyor? Hayırdır? Çabuk aşağı gel, önemli. Tamam fakir, tamam, geliyorum. Siren kafa etrafta gözükmüyor. Nereye kayboldu fakir bu? Evet ya, az önce buradaydı. Nereye kayboldu? Dikkatli olalım, ne olur ne olmaz. Evet evet, zengine de haber verelim. Kaçalım şehirden. Geldim fakir, ne oldu? Ne bu telaş ya, hayırdır fakir? Zengin az önce siren kafa buradaydı. Duymadın mı sesi? Olamaz. Siren kafa. Zengini yedi, kaçalım buradan. Hayır zengin amca. Siren kafa, uzak dur bizden. Olamaz, yine mi? Hayır, yaşadıklarımın hepsi televizyonda. Televizyonun içinde hapsoldum resmen. Gerçek sandığım her şeyi aslında televizyondan izliyorum. Bu bir simülasyon mu? Şu anda da belki televizyonun içindeyimdir. Olamaz. Ne oluyor? Yaşadığım her şeyi aslında televizyondan izliyorum. Yeter artık bu kadar. Bu filmin içinden çıkmam lazım. Gidiyorum. Televizyonun içinde hapsoldum. Gidiyorum bu şehirden. O televizyonun içinden çıkmam lazım. Televizyonun içinde hapsoldum. Yeter artık. Bir daha şehre asla geri dönmem. Gerçek hayat mı, televizyondaki film mi, belli değil. Neyse, oh be, kurtuldum sonunda. Olamaz. Hayır. Yine mi film bu yoksa gerçek mi? Yeter artık, bıktım. Hayır, gerçek değil bu. Ya da gerçek, bilmiyorum. Olamaz. Hayır. Hayır. Neredeyim ben? Televizyon. Arda, ne oluyor oğlum? Neden bağırdın? İyi misin Arda? Kabus mu gördün yoksa? Baba, bu gerçek mi yoksa televizyonda mıyız? Arda, iyi misin? Ne televizyonu oğlum? Kafayı mı yedin sen? Uyuyordun herhalde, kabus gördün. Ne yani, bunların hepsi rüya mıydı? Arda, vallahi hiçbir şey anlamadım oğlum. Of, neyse baba, hepsi rüyaymış ya. Öyle çok korktum ki. Hadi neyse, annen kahvaltıyı hazırladı. Elini yüzünü yıka, kahvaltıya gel. Tamam babacığım, hemen geliyorum. Biraz kendime geleyim. Tamam, ben aşağıdayım, gelirsin. Of, hayatımda hiç bu kadar saçma bir rüya görmedim. Elimi yüzümü yıkayayım şurada ya. Gördüklerim hala kafamda, hala inanamıyorum. Neyse artık, kahvaltıya ineyim ya, beni bekliyorlardır. Karnım da acıktı. Selam canım ailem, ben geldim. Sonunda Arda, nerede kaldın ya? Baba, geldim işte. Hadi başlayalım artık. Yemekler harika gözüküyor. Yemek çok güzel gözüküyor anneciğim. Ellerine sağlık. Hayır. Hayır, bu gerçek değil. Hayır. Bu gerçek olamaz. Hani her şey rüyaydı. Hepsi bir film miydi? Hayır. İnanmıyorum. Filmin içinde hapsoldum. Çıkmak istiyorum artık buradan. Çıkmak istiyorum. Of, tuvaletim geldi. Çok sıkıştım. Hemen şu mezara tuvaletimi yapayım. Kötü üvey babanın mezarı benim tuvaletim oldu resmen. Lan, olamaz. Bu adam nerede? Gideceğim buradan. Anneciğim, hayır. Üvey baba geri döndü. Yardım edin. Yeter artık. Sıkıldım ben bu adamdan ya. Yeter. Ya ne oluyor bu şehirde? Yeter artık ya. Arda bu. Geldim Arda. Ne oluyor burada? Tepegöz, gel. Buradayım. Geldim geldim. Hayırdır ya? Tepegöz, yeter artık. Ben örümcek adamlığı falan, her şeyi bırakıyorum. Senden bir ricam var. Lütfen şu üvey babanın işini bitir. Ben bitiremedim. Arda, mezardan çıkmış bu manyak adam. Mezarda değil. Gittim baktım, yoktu yani mezarda. Gerçekten.
Ya biliyorum Tepegöz, biliyorum. Bu da bir film değil, değil mi? Filmin içinde değiliz, değil mi? Yok Arda, yani tahminlerime göre şu anda dünyadayız. Yani eğer ki bir filmin içinde olsaydık Elon Musk bunu kesin bana söylerdi. Ya Tepegöz yeter be, yeter. Git şu üvey babanın işini bitir, bizim evin orada. Tamam tamam, ben şimdi onun işini bitiririm, merak etme. Lan üvey misin, baba mısın desin sen oğlum, geliyorum. Git döv onu, öldür, tekrar mezara sok. Tamam Arda, gel lan buraya. Vay vay vay, kimleri görüyorum burada? Tepegöz, sen de buralara gelir miydin ya? Neden öyle duruyorsun? Korktun değil mi? Beni görünce deli taklidi yapıyorsun. Ben yanlış durmuyorum ki, sen yanlış duruyorsun. Ne? Ne dedin sen? Bir daha söyle bakayım. Kim yanlış duruyor? Sen yanlış duruyorsun. He? Hayır, olamaz, yalan söylüyorsun. Sen salaksın Tepegöz. Salaksın sen. Hayır, ben salak değilim. Salak değilim ben. Durum çok kötü, çok kötü. Gidip dışarıdakilerle konuşayım en iyisi. Tepegöz iyice salaklaştı. Doktor bey, Tepegöz'ün durumu nedir doktor bey? Doktor bey, babam iyileşecek mi? Valla Tepegöz hayal görüp duruyor. Bir örümcek Arda'dan bahsediyor. Bir üvey babadan bahsediyor. Kendi kendine sayıklıyor. Üvey baba Arda'yı mı dövmüş, bir şeyler olmuş ama. Nasıl yani? Örümcek Arda derken? Valla ben de tam anlamadım ama Tepegöz'ün hayal dünyası bayağı bir geniş. Kendi kendine sayıklarken duydum, üvey babanın 6 tane kolu varmış ve şehre saldırıyormuş. Allah Allah ya, üvey baba kim? Doktor bey, babam hayal dünyasında yaşıyor. Ne yapacağız şimdi? Vallahi yapacak bir şey yok. Tepegöz'ü şimdi uyandıracağız. Yani bir şeyler saçmalarsa şaşırmayın. Her şey Tepegöz'ün hayali, bunu unutmayın. Tepegöz'ü iyileştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Keşke Tepegöz'ün hayalindeki gibi örümcek adam olsaydım ya.